Merhaba arkadaşlar. İkinci ünite, birinci konu DNA ve genetik kodla yine birlikteyiz. Arkadaşlar, canlıların en küçük yapı birimi hücrelerdi. Bütün hücreler, bütün canlılar hücre adı verilen yapı birimlerinden oluşur. Bir hücrede hücre zarığı, sitoplazma ve çekirdek denen üç temel yapıdan oluşur arkadaşlar. Hücre zarı esnek ve seçici geçirgen yapıya sahiptir. Görevi hücreye madde giriş çıkışını kontrol etmektir. Ayrıca hücreye şekil verir ve onu korur. Sitoplazma ise yumurta kıvamındadır. Hücredeki solunum, boşaltım gibi yaşamsal olaylar gerçekleştiren organeller sitoplazmada bulunur. Çekirdek ise arkadaşlar hücrenin yönetim merkezidir. Saç rengi, kan grubu, göz rengi gibi kalıtsal özellikleri taşıyan yapılar çekirdekte bulunur. Peki arkadaşlar, bir insan hücresinin çekirdeğinde ne bulunur? Kromozomlar bulunur. Kromozomların içerisinde ne bulunur arkadaşlar? Çift sarmallı DNA bulunur. DNA'nın görev birimi gendir. Belli bir her bir bölge farklı bir gen özelliği taşıyan genler. Peki DNA'nın yapısında ne oluşturur? Yapı birimi nedir? Nükleotittir arkadaşlar. Çekirdek içerisinde bulunan yapıların en büyüğüne kromozom diyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle X işaretine benziyor. Kromozomlar hücre bölünmesi sırasında çekirdeğin içerisinde belirlen kıvrık çubuk biçiminde yapılardır. Kromozomlar protein kılıfına sahiptir. Bakın protein kılıf içerisinde de DNA bulunur. Kromozomlar döner merdiven yapısında DNA molekülünden oluşur. DNA tüm organizmaların canlılık işlevleri için gerekli olan genetik bilgileri taşır. Genetik bilgiler içeren DNA parçalarına gen diyoruz. DNA genlerinin görev birimidir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz, öğrenciler genelde karıştırıyor. Görev birimi gen, yapı birimi ise nükleotitlerdir. Nükleotitler ise yapı birimidir. Genler kalıtsal bilgilerin nesilden nesile geçmesini sağlar arkadaşlar. Arkadaşlar, peki canlı türü ve kromozom sayısı arasındaki ilişkiyi bir bakalım. DNA molekülünün bazı özel proteinlerle birleşerek oluşturduğu yapıya kromozom diyorduk arkadaşlar. Aynı türe ait canlılarda aynı sayıda kromozom içerir. Yani tüm insanlarda 46 kromozom vardır, tüm farelerde 40 gibi. Canlıların bütün vücut hücrelerindeki kromozom sayısı sabittir ve 2N ile gösterilir arkadaşlar. Üreme hücreleri, enken vücut hücreleri 2N kromozomla gösterilir. Yandaki tabloda bazı canlı türlerine ait kromozom sayısı verilmiştir. Tabloyu incelediğimizde ne çıkarabiliriz? Aynı kromozom sayısına sahip farklı türde canlılar olabilir. Bakın arkadaşlar, moli balığıyla insanın kromozom sayısı 46-46. İkinci çıkaracağımız şey, canlıların gelişmişliği ile kromozom sayısı arasında herhangi bir ilişki yoktur. Bakın, kromozom sayısı Eyraltı Otu'nun 500, insanın 46, yani gelişmişlikte bir alakası yok. Canlıların vücut büyüklüğü ile kromozom sayısı arasında da bir ilişki yoktur arkadaşlar. Bakıyoruz, buğday 42, fare 40. Baktığımızda arkadaşlar, vücut büyüklüğüyle de bir ilişkisi yok. Yani kromozom sayısı canlının gelişmişliği ile vücut büyüklüğüyle herhangi bir ilişkisi yoktur arkadaşlar. Peki DNA'yı temsil eden modeli ilk olarak kim yapmıştır? Crick ve Watson. Watson ve Crick şöyle VC şeklinde arkadaşlar genelde Watson ve Crick şeklinde sembolize edilebilir. Arkadaşlar peki verilen büyüklükten büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda arkadaşlar bunun bir formülize kedigen arkadaşlar kromozom DNA gen nükleotit şeklinde formülize edebilir. Kedigen şeklinde formülize edip büyükten küçüğe sıralanması kromozom DNA gen nükleotit. Kromozomun bir büyüğü neydi arkadaşlar? Çekirdek. Bunu da yazabiliriz. Şu şekilde çekirdek kromozom. Hücre çekirdek kromozom DNA gen nükleotit şeklinde de ifade edebiliriz. Arkadaşlar peki DNA'nın yapısı nasıldır? Bir bakalım. DNA'nın yapısı DNA hücrenin yönetici molekülüdür. Saç renginden kan grubuna kadar kalıtsal özelliklerimiz DNA'daki bilgiler sayesinde kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu bilgiler DNA'daki genler tarafından taşınır. DNA'nın en küçük yapı birimine ise nükleotit denir. DNA
Çift nükleotit dizisinden meydana gelen sarmal bir moleküldür. Arkadaşlar özellikleri DNA yönetici moleküldür. Hücrede yaşamsal faaliyetleri kontrol eder. Yani solunum boşaltım gibi faaliyetleri kontrol eder. Hücrenin kalıtsal materyalidir. İçerisinde binlerce gen yapısı vardır. Gen vardır. Göz rengi, saç rengi, kan grubu gibi genler. DNA'nın en küçük yapı birimine nükleotittir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Yapı birimi nükleotit, görev birimi, anlamlı parçalarına gen denir. Sistematik şekli de şu şekilde arkadaşlar. Çift sarmal merdiven gibi. Arkadaşlar peki bir nükleotit 3 farklı molekülün birleşmesiyle oluşuyor. Peki nükleotit ne? Nükleotit fosfat, azotlu organik vaz ve 5 karbonlu şekerden meydana gelir. DNA'nın yapısında bulunan azotlu organik bazlar adenin A ile gösterilir, timin T ile, sitozin C veya S ile ve guanin de G harfi ile gösterilir. Şimdi bir nükleotin yapısını yakından inceleyelim. Arkadaşlar nükleotit bir nükleotin yapısında fosfat P ile, deoksiriboz şeker D ile ve organik baz. Organik bazda arkadaşlar adenin organik bazı varsa A, timin varsa T, guanin varsa G, sitozin varsa C harfiyle gösteriyor. Fosfat P, deoksiriboz şeker D ile gösteriyor. Peki nükleotitlerin yapısında bulunan organik bazlara göre isimlendiriliyor. Örneğin guanin organik bazı içeren nükleotit guran nükleotit olarak adlandırılır. Bakın guanin organik bazı varsa guanin, adenin organik varsa adenin, timin organik varsa timin, bazı varsa sitozin organik bazı varsa sitozin nükleotit olarak bilgilendirir. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Önemli. Şeker ve fosfat her nükleotidin yapısında bulunur. Her canlının yapısında aynı nükleotit çeşitleri vardır. Yani bizde, farelerde, bitkilerde hepsinde aynı nükleotit çeşitleri. Hani adenin, guanin, sitozin ve timin nükleotit çeşitleri vardır. Ancak nükleotit sayısı ve dizilişi birbirinden farklıdır. Arkadaşlar zaten canlılar arasında, türler arasındaki farklılığın nedeni de nükleotit sayısı ve dizilişidir. Nükleotit yapısında bulunan organik baza göre isimlendiriyoruz arkadaşlar. Örneğin yapısında adenin organik bazı varsa bulunan nükleotit adenin nükleotit. DNA'da her zaman adenin nükleotin karşısına timin, guanin nükleotit karşısına ise sitozin nükleotit gelir. Bu bilgiler ışığında DNA molekülünde aşağıdaki gibi adenin karşısına timin arkadaşlar. Ben bunu at diye aklımda koydum. Guanin karşısına ise sitozin Galatasaray şeklinde arkadaşlar sembolize ediyorum. Adenle timin arasında iki tane bağ, guanle sitozin arasında üçlü hidrojen bağı vardır arkadaşlar. Toplam nükleotit sayısı, toplam şeker sayısı ve toplam fosfat sayısı birbirine eşittir. Çünkü her nükleotitte bir şeker, bir fosfat olduğu için fosfat, şeker, adenin bazı neyi oluşturur? Adenin nükleotit sayısı. Mesela 20 tane bir nükleotit varsa 20 tane fosfat, 20 tane şeker vardır. Aynı zamanda 20 tane de organik baz vardır. Fakat bu organik bazlar adenin, guanin, sitozin, timin olabilir. Arkadaşlar şöyle bir şey verdiğinde P fosfat, arkadaşlar 5 karbonlu şeker deoksiriboz şekerdi. Adenin karşısına ne gelecekti? Timin bazı. Şuraya baktığımızda yuvarlak şeklinde gösterilen neydi arkadaşlar? Fosfattı. Deoksiriboz şeker, sitozin. Sitozinin karşısına ne gelir? Guanin, guanik organik bazı, deoksiriboz şeker, fosfat olarak yazabiliriz. Arkadaşlar, iki zincir organik baz dilişi verilen DNA moleküllerindeki boşlukları tamamlayalım. Adenin karşısına timin, at, oradan aklımıza geliyor. Timinin karşısına adenin, guanin karşısına sitozin, sitozinin karşısına guanin, sitozinin karşısına guanin, sitozinin karşısına guanin, timinin karşısına adenin, adenin karşısına timin. Hemen şunu da tamamlayalım. Timinin karşısına adenin, guanin karşısına sitozin, sitozinin karşısına guanin, adenin karşısına timin, timinin karşısına adenin, adenin karşısına timin, timinin karşısına adenin, sitozinin karşısına ise guanin geliyor arkadaşlar. Sitozinin karşısına guanin, sitozinin karşısına guanin, sitozin, adenin, timin, timin, sitozinin karşısına guanin, guanin karşısına ise sitozin geliyor arkadaşlar. DNA'nın kendine eşlemesi. Arkadaşlar
Hücre bölünmeden önce DNA kendisine eşler, mitoz ve meyoz bölünmeden önce DNA kendisine eşler. Hücre bölünmesine hazırlık evresinde DNA kendisini eşleyerek miktarını iki katına çıkarır. Buna DNA'nın kendini eşlemesi denir arkadaşlar. Bu sayede kalıtsal bilgiler yavrulara aktarılır. Hücre bölünürken DNA bir fermuar gibi açılır. Ayrılan iki zincirin karşısına sitoplazmada bulunan fosfat, organik baz ve şeker geçerek yeni zincirler oluşturur. Böylece DNA kopyasını oluşturur. Arkadaşlar bakın, şurada eski zincirler, şurada yeni zincirler var. Ayrılıyor, yeni zincirler geçiyor. Sitoplazmadaki organik baz, nükleotit ve şeker de geçerek karşısını oluşturuyor. Bakın X'ye ayrıldı, sonra aynısı birbirine oluştu. Daha yakından bakalım. Arkadaşlar bir DNA'mız var. Nükleotitler arasındaki hidrojen bağları koptu. Sonra bakın iki zincir oluştu. Bu zincirin karşısına bunun aynısı olan bir başka zincir geldi. Sitoplazmadaki nükleotitler uygun şekilde bağlandı. Bu zincirin karşısına da arkadaşlar bunun aynısı, bakın bu zincirin karşısında bunun aynısı, yani şununla şu, şununla da şu birbirinin aynısı geldi ve birbirinin aynısı iki DNA molekülü oluştu. Uyarı arkadaşlar, DNA'nın kendini eşlemesi sırasında sitoplazmadaki fosfat, şeker, organik baz sayısı azalar. Neden azalacak? Çekirdeğe girip DNA kendini eşlediğinde çekirdeğe gireceklerdir ve diğer zinciri oluşturacaklardır. Arkadaşlar bir örnek yapalım. Şöyle bizde DNA yapı, çift zincirli DNA yapımız var. Bunlar birbirinden ayrılacak. Ayrıldıktan sonra ne olacak? DNA fermuar gibi birbirinden ayrılacak. Sitoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler çekirdeğe girecek. Mesela timinin karşısına adenin, sitozinin karşısına guanin, sitozinin karşısına guanin, adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gelecek. Adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin. Arkadaşlar guanin karşısına sitozin, timinin karşısına adenin ve sitozinin karşısına guanin. Bakın şu zincirle şu zincir, şu zincirle şu zincir birbirinin aynısı geliyor. Çekirdekte uygun nükleotitleri eşlenir ve birbirine tıpatıp aynı iki DNA molekülü oluşur. Bakın birbirinin aynı iki tane DNA molekülü oluştu arkadaşlar. Arkadaşlar DNA eşlenirken nükleotit dizilimlerinde hatalar olabilir. Bu hataları DNA bazı durumlarda onarabilir. Onaramadığı durumlara da mutasyon adı veriyoruz. Bakalım arkadaşlar, adenin timin, adenin timin, adenin timin, adenin timin, adenin timin, adenin timin, sitozin guanin, sitozin guanin, sitozin guanin, adenin timin. Bakın onaramamış. O halde burası nedir? Mutasyondur arkadaşlar. Bakın diğer taraflarda sitozin guanin, sitozin guanin aynısı olduğu için burada değişik, burası bir mutasyondur arkadaşlar. Hemen bir örnek yapalım. Arkadaşlar kromozom içerisinde ne var? DNA var. DNA'nın görev birimi, gen yapı birimi neydi arkadaşlar? Nükleotitti. Şurada bakalım arkadaşlar. Adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin, sitozin karşısına timin gelmiş. Gelmez, yanlış. Fakat karşıdaki bilindiğine göre buraya ne yapabiliriz? Guanin gelerek onarabiliriz. Fakat burada her ikisi boş olduğu için ne yapamayız arkadaşlar? Onaramayız. Neden onaramayız? Çünkü hangisinin karşısına hangisinin geleceğini bilemediğimiz için. Arkadaşlar bu yılki çıkan soruda hangisine söylenemezdi? Söylenemez. Bakalım ne söylenemez arkadaşlar? Bir göz organının gelişimini kontrol eden genler sayesinde canlı türlerine özgü göz çeşitleri ortaya çıkmıştır. Bir bilim insanı çeşitli hayvanlardan göz oluşumunu kontrol eden genlerin bir bölümünü aşağıdaki şekilde göstermiştir. Arkadaşlar 3 tane canlımız var. 3 canlının gözlerini kontrol eden DNA molekülü. Bakalım şimdi tek tek. Genler DNA üzerindeki bir grup nükleotit dizisinden oluşmuştur. Bakalım DNA üzerindeki nükleotit dizisinden oluşmuş. Evet. Üçünde de DNA üzerindeki nükleotit zincirinden oluşmuş. Farklı canlılarda bir organın gelişimini kontrol eden genler ortak nükleotit dizilimleri içerebilir. Bakın arkadaşlar, üçünde de ortak nükleotit dizilimi içerebilmiş. Doğru. Farklı canlılarda yer alan gözlerin oluşmasında işlev gören genlerin nükleotit dizilimlerinin birbiriyle aynı olma zorunluluğu yoktur. Bakın arkadaşlar, sonra şurada birbiriyle aynı değil. Bakın. Şurada birbiriyle aynı değil. Şurada görüyorsunuz. Şurada aynı değil. Zorunluluğu yoktur. Bu da doğru.
Son, canlılardaki genlerin farklı olması nükleotit dizilimlerindeki farklılıklardan değil, nükleotit bazlarının farklı olması. Bu yanlış arkadaşlar. Her üçünde de nükleotit bazları aynı. Adenin, guanin, sitozin ve timin her üçünde de aynı var. Burada yanlış. Bu söylenemez arkadaşlar. Farklı değil. Nükleotit bazları her üçünde de aynı olduğu için cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar bir örnek daha yapalım. DNA nükleotit adı verilen yapı birimlerinden oluşur. Aşağıda bir DNA parçası gösterilmiş. Bir bölümü nedir arkadaşlar? Bu organik baz. Bakın, organik baz. 5 karbonlu şeker de arkadaşlar. Neydi? Deoksiriboz şeker. Bu neydi arkadaşlar? Yuvarlak olan fosfattı. P ile gösteriliyordu. Fosfattı. 4 numara neydi arkadaşlar? Bakın, nükleotidin tamamı.